Sayın Mehdi Şahin'in kısa özgeçmişini aktarıyorum. 1957 yılında Mardin'in Midyat ilçesinde doğdum. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 1999-2002 Doğru Yol Partisi 20. dönem Mardin Milletvekilliği yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyon üyeliği görevlerinde bulundu. 27. dönem milletvekili adayımız evli ve iki çocuk babasıdır. Değerli misafirler, yine güçlü haber. 24. Haziran milletvekili genel seçimleri Sayın Mehdi Şahin'in kutluğu davet ediyorum. İsmet aşkım hiç bitmiyor. Yerlisiyle millisiyle vatan millete. Yedi güven gelse de büyük çubuk. Sayın Merkez Yürütme Kurulu üyemiz, bu partinin emektarı Zeynep kardeşim, çok değerli il başkanımız, 22. dönem Mardin milletvekiliniz Sayın Nihat Eri abi, değerli il teşkilatı, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekili adaylarımız ve milletvekili aday kardeşlerim, değerli Mardinler, değerli misafirler, hepinizi şahsım ve diğer aday arkadaşlarım adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Değerli hemşerilerim, 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili seçimlerinde önce Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle listenin 3. sırasında yer almaktayım. Bu benim kendi adaylığımla ilgili, adaylık süreciyle ilgili de çok kısa da olsa bazı şeyleri paylaşmaya gereği duyuyorum arkadaşlarımla. Ben adaylık için müracaat etmemiştim şahsen. Çok değerli başkanımız mülakatlar bittikten sonra teveccüh gösterdiler. Benim adımı da görmeyince milliyet adayları arasında acaba bir yanlışlık mı oldu anlamında bir soruları oldu. Ben de kendilerine şunu dedim. Abi dedim, ben yani düşünmüyorum bu dönem. Dinlenmek istiyorum. 2011'de kısmet olmadı. Zeynep kardeşim o zaman kadın kolları başkanımızdı, biliyor. Temayında da iyi bir yerdeydik. 2015'te de nasip olmadı. Bu dönem düşünmüyorum dedi. Peki dedi, teşekkür etti. Allah razı olsun iyi niyetleri için. En son listeler pazartesi günü açıklanacağı zaman genel merkezden Sayın Cumhurbaşkanımızdan gelen talimatla benim 3. sırada yer almamıştım. Ve ben de buna karşılık tabii icap ettim ve şu anda listenin 3. sırasındayım. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler. Şahsen çoğunuz beni tanıyorsunuz. Zaten 99-2002 yılları arasında sizlerin kutsal oylarıyla mecliste bir dönem milletvekili yaptım. Allah'a şükür o süre zarfında hangi köyden, hangi ilçeden, hangi beldeden kim geldiyse imkanlarımız dahilinde elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Etnik kökenine bakmadan, Kürt'ü, Arap'ı, Süryanisi, Yazidisi kim geldiyse imkanlarımız dahilinde yardımcı olmaya çalıştım. Ve hizmetteki benim tek düşüncem, tek aşkım Mardin'le ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz milletin efendisi değil, biz milletin hizmetkarıyız. Ben size hizmetkar olmaya geldim. Ben de diğer arkadaşlarım da aynı duygu ve düşüncedeler, buna inanıyorum.
biraz fazla mütevazi davrandı arkadaşlarımız. Gerçekten listemiz güzel. Tabii kendini tanıtan arkadaşlarımız Ahmet abi Yıldızoğlu, Nusaybin'de belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde belediyenin parası olmadığı zamanlarda kendi cebinden para harcamıştır belediye. Buna en yakın şahit. Yine Ahmet Kaya kardeşimiz iş adamıdır. İnançla, şevkle bu partide her dönem aday olmakta ve alt sıralarda yer aldığı halde bizden daha fazla heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam etmektedir. İbrahim kardeşimiz de Mardin'in sorunlarıyla ilgili bize bir şey bırakmadı. Onları söyledi zaten İbrahim. İnşallah onları onunla beraber takip edeceğiz mecliste gittiği zaman. Ben tabii listeye giremeyen diğer çok değerli arkadaşlarım var burada. Daha önce onlarla da beraber siyaset yaptık. Benim kendilerinden ricam hasreten siyaset uzun soluklu bir maraton. Yani ben tabii burada arkadaşlarıma bunu izah etmeye veyahut da anlatmaya gerek duymuyorum. Bu seçimlerde birlik beraberlik içerisinde olalım. Bakın demin söylediğim gibi ya Zeynep Hanım yıllardan beri emek veriyor, kısmet olmadı, nasip olmadı aramızda. Ben kendisini şükranla yad ediyorum ve çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Değerli kardeşlerim, bu seçimler hakikaten çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yurt içinde ve yurt dışında oluşan bir şey cephesi var. Biz eğer Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü bir meclise temsil edemezsek onu yalnız bırakmış oluruz. Onun için sizlerden ricam, tabii diğer partilerin adayları da sahneye çıkacak. Etnik kökene bakmadan, etnik köken ayrımı yapmadan hep beraber bu listeyi destekleyelim ve Mardin olarak 24 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik, iyi bir netice alacağımızı, bizi mahcup etmeyin. Bu duygularla bir çağrı daha yapmak istiyorum ben. Şu anda daha önce benim siyaset yaptığım partide Demokrat Parti olsun, Doğru Yol Partisi olsun, İl başkanlarımız var aramızda, ilçe başkanlarımız var. Değerli kardeşlerim, bütün ilçelerdeki eski teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız bundan sonra kendi partimiz zamanında nasıl çalıştıysa aynı şekilde yolumuz AK Parti'nin yoludur, yolumuz Recep Tayyip Erdoğan'ın yoludur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet, konuşmalarından dolayı Sayın Recep Yavuz, Sayın Yavuz Şahin'e teşekkür ediyoruz. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşırma. Kükremiş sel gibiyim.